Karavan'la Keşifler sayfamızdan herkese merhaba. Bugün Knaus'un standındayız. Birçok model artık ülkemize geliyor. Ben bunları tek tek sizlere tanıtmak istemiyorum. Sadece başka modellerin yani Sport'un içinde farklı bir dizilimli karavanlar oluşmuş. Hep birlikte bugün Knaus'un çekme karavanlar bölümünü gezelim. Hızlıca ne yenilikler var? İşte size uyabilecek modeller görmüş olabilirsiniz. Bunlardan çekip, ah bu bizim karavan deyip, belki de bu video sizlere o şekilde fayda sağlayacaktır. Haydi bakalım başlıyoruz. Bugün Knaus'un standındayız. Size uyabilecek modeller görmüş olabilirsiniz. Bugün Hobby'nin standındayız. Bugün inceleyeceğimiz karavan Hobby'nin yeni çıkan modeli. Hobby Maxia serisi. İsveç markası, İsveçlerin lüks markası. Bunların övündüğü şey, bizde kışın kimse üşümez. Ve Fendt'in standındayız. Bugün Adria'nın standındayız. Adria'da bayağı bir değişiklikler olmuş. Evet, bugün Fransız karavanlardan Silver karavanı ziyaret ettik. Gibi düşündüğüm karavanın 63 bin euro olduğunu düşününce dedim ki bu karavanda bir şey var. Yani evet, Starkman'ın karavanlarını inceledik. Fransız karavanlar. Beni şaşırtan model arkamda gördüğünüz bu model oldu. Abi Argi'yi çözene kadar çok uğraştım. Burası muktatıslı bir yapı. Şurayı elimle tutuyorum. Çekiyorum. Ve banyo oluyor burası. I think it's very luxury karavan. Evet arkadaşlar, şu an çok ilginç bir karavanın içine giriyorum. Bu nedir ya? Bu nedir arkadaşlar? Bu nedir? Evet, şu an Airstream'in Almanya'daki distribütörünün fuara koyduğu karavandayız. Karavan ile Keşifler sayfamızdan herkese merhaba. Bugün Karavan Düsseldorf fuarında Tabbert'in standındayız. Eğer karavanınızı kışın kullanmayacaksınız, burada animasyonu yapılmış, böyle bir şey var veya cihaz şöyle, burada bir sıvı var, sıvıyı alıp akünüzü dolduruyor, yani sıvıdan elektriğe dönüşen bir sistem. 12 voltla çalışıyor, markası Indelbi'ymiş. Knaus karavanlarda yenilik olarak şunu gördüm diyebilirim. Bu el tutma yerleri birazcık daha rigid ve daha farklı yapılmış. Madem elimizi tuttuk, bu karavandan başlayalım. Bu karavan New diyor. Knaus'un sport modeli. Bu arada dikkatimi çekiyor, her yerde domatik klimalarda kampanya yapılmış. Knaus'un sport modeli. Sport 500 EU modeli. Bunu hangi aileler tercih eder? Şimdi içine girerek bir bakalım. İçeride U oturma kol düzeni yapmışlar bu şekilde. Bunlar zaten her zaman alışık olduğumuz oturma gruplarından. Çok büyük U olmasa da gerçekten sıcak bir U oturma grubu olmuş. Yatak tipi İngiliz yatak. İngiliz yatağı zaten hepimiz aşinayız. Bir kişi solda, bir kişinin sağda yattığı İngiliz yatak tipleri. İngiliz yataklı karavanlarda tek sevmediğim şey genelde banyolarının birazcık daha küçük olması. Yani banyo opsiyonunun aslında neredeyse olmuyor olması. Çünkü tekerin üzerine geldiği için oradaki alanı birazcık daha daraltıyorlar. Üçlü fırın yapmışlar. Knaus genelde lavabo ve tezgahı ayırıyor. Ufak buzdolabı ama otomatik buzdolabı koymuşlar. Şuraya da 70'e 50 büyük bir heki koymuşlar. Genel anlamda güzel bir karavan. İngiliz yatak tercih edecekler için uygun bir karavan olabilir. Veya işte küçük çocuğu olup, yani bir çocuğu olan için aslında çok ranzalı karavanı önermiyorum. Çünkü ranzalı karavanlarda çocuğa ulaşmak birazcık daha zor oluyor. Bu yüzden İngiliz karavan tercih edilebilir. U oturma koltuğuyla şık bir karavan
diyebiliriz. Sport 500 EU modeli karşınızda. Evet, şimdi karşımızda Knaus'un 400 QD modeli. Zaten bu karavana Türkiye'den de oldukça alışığız. Sport modeli, şu çizgilerin değiştiğini söyleyebilirim. Mavi ve siyah çizgiler gelmiş. Bu çizgiler karavanı dengeye ve teraziye almada fayda sağlayan çizgiler aslında. Arka tarafta tekrardan lambaları, bu Audi'lerden alışkın olduğumuz blink tarzında lambaları var. Ufak bir model ama kasada ufak makyajlar yapmış Knaus. Bunun içine de şimdi arkadaşımız içerini temizliyor. Temizledikten sonra bir içine de bakalım. Ondan sonra diğer karavanlarımıza devam edelim. Evet. Zaten bildiğimiz bir model. Ama içinde birazcık daha ferahlatma alanı yapılmış. Knaus'un önceki modellerinde iç mobilya dokusunu birazcık daha koyu yaptıklarından dolayı karavan içinde biraz daha boğucu hava olabiliyordu. Ama şimdi daha açık tonlu renkler kullanmış. Bu yüzden karavan daha ferah olmuş. Yani ufak bir karavan olmasına rağmen dolap sayısı gerçekten inanılmaz fazla. Alışık olduğumuz tezgah tipleri, normal iki kişinin ya da bir kişinin yatabileceği bir yer diyebiliriz. Veya iki tane çocuğun yatabileceği bir yer. Burada da banyosu ve tuvaleti mevcut. 3 kişilik, bilemedin 4 kişilik, arabasının gücü belli bir mertebede olan ailelerin tercih edebileceği veya başlayabileceği veya başladıktan sonra da sonuna kadar kullanabileceği bir karavan diyebilirim. Şimdi Knaus'un diğer modellerine devam edelim. Evet, Türkiye'de aşina olduğumuz bir model bu. Knaus'un 400 LK modeli. Bu modelin güzelliği, burada bir ranzası var. 60 kilonun 60 kilo kapasitesi olan bir ranza. Buraya kemerler takılıyor. Bu kemerler sayesinde burada yatacak çocuk düşmemesi sağlanıyor. Burada bir kafe bölümü gibi bir oturma alanı yapmışlar. İçeri ilk girdiğiniz zaman size sanki böyle solda kuytuda kalmış bir kafe izlenimi veriyor. Merdiveni direkt buradan merdivenle çıkılabiliyor. Ama merdivenin bu şekilde sabit durması çok da güzel değil bence. Bir tarafa alınabilir o merdiven. Bir yeri olmuş olsa daha güzel olur. Tuvaleti, banyosu. Şimdi biz hep karavanlarda diyoruz ki tuvaleti, banyosu. Arkadaşlar, aslında Alman karavanlarında hepsinde tuvalet var ama hepsinde banyo yok. Hatta Fransa'ya giden birçok karavanda tuvalet de yok. Tuvalet opsiyon oluyor. Banyo bu karavanlarda çok fazla, hani adı var, banyo adı var ama banyo var diyemeyiz. Bizim Türk milletinin sevdiği banyo birazcık daha büyük. Uzunca vakitlerinin geçirebildiği. Yani bizde banyo kültürü var, duş kültürü yok diyebilirim. Evet, bunun oturma grubu bayağı geniş. Yani şuraya 3 kişi rahatlıkla oturabilir. Koltuk düzeni güzel. Masa bayağı bayağı büyük bir masa. Bunda da 3 kişilik bir ailesiniz veya 4 kişilik bir ailesiniz. 4 kişinin rahatça yatabileceği bir karavan. Güzelliği de şu, küçücük alana sığdırmışlar bunun hepsini. Karavan öyle büyük bir karavan değil. Yaklaşık 5 metre boyutlarında, 5-5,5 diyebilirim. Şuradan teknik özelliklerinden bakalım. Evet, 6 metre uzunluğu varmış çeki oku ile birlikte karavanın. Bunun da dışı diğer Knaus'lar gibi arka tarafı makyajlanmış ve renkleri birazcık daha değişmiş. Güzel bir karavan olmuş. Evet, Knaus'un iki tane modelini inceledik. Hatta üç tane modelini inceledik. Yavaş yavaş artık karavanı büyütüyoruz. Yani başladık. Ya biz bu karavanda adım atmak istiyoruz. Biraz daha yürümek istiyoruz. Kışın daha çok kullanıyoruz. İçinin daha ferah olmasını istiyoruz diyorsanız, o hem de bir kalabalık aileyseniz, yani çoluk çocuklu bir aileyseniz, o zaman şimdi Knaus'un Sport 540 FDK modeline geliyoruz. Bu model de Türkiye'ye gelmiş bir model. Aslında çok şanslıyız. Yani daha önceki fuarlarda şöyle izlenimler oluyordu. Kulağıma da geliyordu.
Ya bir model var, anlatıyorlar işte şöyle böyle falan filan. Ama Türkiye'deki iyi distribütörler sayesinde birçok marka, Avrupa markası artık Türkiye'ye neredeyse her modeli geliyor. O yüzden artık karavancılıkta oldukça şanslıyız diyorum. Sadece kamp yerleri, karavan hizmeti ve karavana bakış açısı açısından çok şanslıyız diyemem. Biraz daha vaktimiz var diye düşünüyorum. Hadi şimdi bekletmeden Knaus Sport 540 FDK'nın içini inceleyelim. Evet, karavanda bir Fransız yatak mevcut. Direkt burada Fransız yatağı var. Devam ettiğimiz zaman burada iki kişinin, dört kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği bir bölüm. Ve burada da eğer üç tane çocuğunuz varsa, üç tane çocuğun yatabileceği bir ranza alanı var. Aslında ben en alttaki ranzayı çok da saymıyorum. Belki bir bebek falan, yani çok aşağıda bulunabilir insan diye düşünüyorum birazcık. Çünkü alt tarafta da şey de yok, cam da yok. Yani en büyük eksiklerinden biri. Yazın adam orada yanar diye düşünüyorum. O yüzden ben buna iki ranza ekletirim. Zaten iki ranza standartında üçüncü ranza opsiyon bu karavanda. Bu karavanın aynısı Türkiye'ye geldi. Kullanan kişiler var. Büyük bir buzdolabı. Aile bir karavanı. Size hitap edebilecek bir karavan olabilir. Yani bir tık artık büyüttünüz aileyi. Bu karavan size hitap ediyor olabilir. Banyosu var. Tuvaleti direkt orada. Yani banyosu var dedim özellikle. Çünkü az önceki karavanda mesela küçücük, artık ona banyo var denmez büyük ihtimalle. Buradan da baktığımız zaman açık dokularla süslenmiş bir karavan. Yani yaklaşık 5 kişilik ailenin rahatlıkla kalabileceği bir karavan. Bu karavanlarda en çok sevdiğim özellik şu. Sizin yatağınız hazır. Çocukların yatağı hazır. Bir yatak yapma derdi yok. Yolda durdunuz. Akşam isteyen istediği gibi yatar. Siz burada yemeğinizi yiyip vakit geçirebilirsiniz. Bu yüzden yatak yapma derdi olmadığından dolayı bu karavanları seviyorum. Evet, az önce baktığımız 540 FDK'nın bu da 500 QDK'sı. Şuradaki Q Queen yatak, Queen bed. Debinkinde de F Fransız yatak tarzı. Bunlar zaten bütün karavanlarda standart terimler. Yaklaşık aynı ölçülerde olan bir karavan. Bu da 500 QDK. Az önce baktığımız 540 FDK'nın aynısı. Ama yatak diğerine göre daha farklı. Banyo yeri buradaydı. Şimdi banyo buraya ortaya gelmiş. Bu yatak, bu karavandaki bu yatak stilinde hani eksi şu diyebilirim. Arka tarafta yatacak kişi bu tarafa geçmesi için birbirinin üzerinden atlaması gerekir. Bir önceki modeli bir tık daha tutuyorum diyebilirim. Evet, burası e-Power, yani Knaus e-Power diye bir şey çıkarmış. Ne kadar mantıklı bilmiyorum. Kampinge çok ihtiyacınız var. Diğer modellerde de e-Power'ı opsiyon olarak tutmuş. Yani siz sport modellerinde var. Diğer Südwind modellerinde de e-Power satın alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Türkiye'ye çok fazla hitap etmediğini düşünüyorum. Şuradan da bir dinleyelim bakalım. So you have this change change because the warm air is heavy, it's lighter and goes up, Ah, and then the other one goes down. I understand. Is this climate standard? Yes. Because e-power. Correct. Şöyle bir özellik varmış. Bu klimayı standart olarak tutmuşlar. Çünkü bu klima aynı zamanda ısıtma özelliğine de sahip. Kombiyle, yani karavandaki elektrikli kombiyle birlikte içeriden bir hava dalgası yapıyor. Yani ısınan havanın yukarı çıkacağını düşünürsek yukarıdan da ısınan hava geliyor ve bir mirç yapmış oluyor ve elektrikle daha da iyi ısıtmış oluyor. Ama elektriğe ihtiyacımız var bu karavanda. Yani birçok şeyin çalışabilmesi için elektrik kullanılması gerekiyor. This is 12 volt or 220 volt. I will check it. Yani mesela fuara çıkıyor. Bunun 220 volt mu 12 volt mu olduğunu hemen cevaplamaları gerekiyor. I think 22 I think volt. yes. But is not good idea for caravan.
because natural and etc. We need always 220 volt. So this one is like just for going to the camping place. Yes. So you can't stay in the wilderness, let's say, and it's not good idea for Turkey because we don't we didn't have lots of camping area. Okay. Bu karavan çok Türkiye'ye gelmez çünkü hep 220 volt elektriğe ihtiyacınız var ısınabilmek için vesaire için. O yüzden şu anlık Türkiye'ye fazla. Moderne Applikationen, reduzierter Wartungsaufwand. Klassischer Urlaub, neu gedacht. Begleiten Sie uns auf dem Weg in eine gasfreie Zukunft. Die perfekten Caravans für Saisoncamper und Einsteiger mit innovativer Heiz-Klima-Kombi. Im Sommer schön kühl und im Frühling und Herbst. İçeride de incelediğimiz gibi gaz tüpleri tesisatını alıyor. Tamamen klima tesisatı ile içerisine çevriliyor. İçeriye bir güçlendirici koymuşlar. Mobil enerji tabii ki bunlar da opsiyon olarak diyor. Knaus'un sport modellerini inceledik. Şimdi sporttan sonra bir üst yani aksesuar olarak, donanım olarak bir üst modellerine bakalım. Onlara da Knaus Sütwin diyoruz. Sütwin'lerde birazcık dış makyajlarda değişiklikler olmuş. Hep birlikte de onları inceleyelim. Evet, Knaus'un Sütwin 540 UE modeliyle bir başlayalım şöyle. Evet, bu modelde normalde Sütwin'de siyah dokular yoktu. Ama bu modelde daha çok siyah dokulara, karbon detaylara ağırlık verilmiş. Dış kasada yukarıda normalde Knaus'un Sütwin modellerinin bazılarında vardı Sky Window. Şimdi yanlardaki siyah doku ile birlikte çok daha güzel bir hava vermiş karavana. Ve dış zemini tamamıyla düz bu karavanda. Lastikleri ya 16 ya 17 diye düşünüyorum. Çok da önemli değil. Blink tarzı stop detayları bu karavanda olmuş. Şimdi içine gireceğiz karavanın. İçine girdiğiniz zaman şunu hissedebiliyorsunuz bu karavanda. Evet, bu Knaus'un bir üst modeli. Çok rahat diyebiliyorsunuz. Evet, şöyle ilk girdiğimizde bizi şekilli bir ışık karşılıyor. Portmanto bölümü diyebiliriz buraya. Burada çok güzel bir bardaklıklar, raflar düşünülmüş. TV ünitesinin olduğu yer. Şurada bir bar şeklinde bir şey düşünülmüş. Tabii ki bu tabak çanak burada kalmaz. Yolculuk esnasında hepsi düşer. Yani durduktan sonra konulabilir ama çok güzel bir doku vermiş. Yani bir karavanda ben karavanın lüksünü şu oturma gruplarındaki kafa başlıklarının çıkıntılarından anlıyorum. Burası Sky Window'lu bölüm olduğu için gayet geniş olmuş. Güzel bir karavan olmuş. Yani ben üst versiyonum. Bu karavanın üst versiyonuyum diyor. Zaten şeyi bile, lobosu bile daha çok parlıyor. Daha çok parlayan her şey daha lükstür belki de. Domatik'in buraya aspiratörü konmuş ama bence emanet gibi konmuş. Yani çok rigid durduğunu söyleyemem. Burada bir ufak bir bölüm yapmışlar. Dolapları herhangi bir eşya düşmesin diye çiftli. Burayı tekli yapmışlar. Buraya da bir çiftli yapılabilirdi. Tabii ki opsiyonlarında olan bir mikrodalga fırın koymuşlar. Ama çok güzel gözüküyor. Yani mikrodalga fırın bir karavanda güzel duruyor. Bazen de bayağı işe yarıyor. Burası banyosu ve tuvaleti diyebiliriz. Tabi burada bir tane fazladan böyle bir yatak göreceksiniz. Çünkü bu İngiliz bir karavan. İngiliz karavanlarda her zaman bunu çektikten sonra yatak yapabilmemiz için tabii ki tam çekemedim çanta belimdeyken. Oraya bu yatak geliyor ve burası boydan boya yatak oluyor. Tabii ki büyük bir yatak tercih edenler için olabilir. Aynı şekil burası da yatak olan bölüm. Artık bunlardan çok fazla bahsetmiyoruz. Kanalımızı takip eden arkadaşlar bu konulara çok da hakimler. Evet, Knaus'un Sütwin 540 UE modeli karşınızda.
İngiliz yatağı sevenler, Knaus'ta da bir tık lükslüğü arayanlar için bence güzel bir karavan. Haydi bakalım diğer karavanlara da devam edelim. Evet, Knaus'ta 500 PF modelinin başındayız. Birazcık telaffuz ederken zorlandım çünkü kafamda da başka şeyleri söyleyeceğimi düşünüyordum. Arkadaşlar bu karavanda benim çok sevdiğim bir özellik var. Belki aynı düşüncede olanlar hak verecektir. Öncelikle dışını şöyle bir baktıktan sonra içinde o özelliği söyleyeceğim. Gerçekten çok büyük bir kapı yapmışlar karavana. Yani kocaman bir kapı. İçeriye normal buzdolabını al, rahatlıkla sokabilirsin. Dış dokusunu siyahtan, yani bembeyaz karavandan arındırıp birazcık daha siyah dokuyu vermişler bu karavanda. Dışarısı böyle grimtırak duruyor ve o siyah çizgilerle çok çok uyumlu olmuş. Buzdolabının menfezlerini de siyah yapmışlar. Böyle bir outdoor havası da hafiften katmamış değil yani. Tüplük yerini görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir içine bakalım. Az önce söylediğim, sevdiğim şeyi bu karavanda size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben bu olayı çok seviyorum. Girdiğim zaman direkt mutfak burada. Yani mutfağa bakıyorum. Buradan neden böyle seviyorum? Abi şu girişle mutfağın burada olması, dışarıya direkt buradan istediğim her şeyi verebiliyorum. Manzara, sky window sayesinde manzara izleyerek yemek yapabiliyoruz. Burası çok zevkli. Dışarısı ile olan bağlantıyı çok güzel sağlıyor. Bu karavan da dediğim gibi Südwind modeli olduğu için bu karavanın içinde de lükslüğü hissedebiliyorsunuz. Yani bir lükslük var karavanın içinde. Şurada gördüğünüz güzel bir TV ünitesi yeri var. Ondan sonra burada 5 kişi rahatlıkla yemek yiyebilir. Bu bölümde karavanın yatak odası. Yatak odasında hemen yanında lavabosu var. Lavabosunun yanında da kapıyı açtığımızda bir banyosu var. Tabii ki banyo duş paketi buna eklenmemiş. Türkiye gelenlerde ekleniyor. Ama duş akabini olduğu için bu banyolu bir karavan diyebiliriz. Yani iki kişiyseniz, iki kişi bir çocuksanız veya iki kişi iki çocukla da olabilir. Ufak tercih edilebilecek bir karavan. Burada da bir portmanto yapmışlar bir şekilde. Buradan çıkan buharla da giysiler kurumuş oluyor. Ferah, güzel bir karavan. Ama benim için en can alıcı noktası bu mutfak tarafı. Evet, ben bir Knaus almak istiyorum. Hem lüks olsun hem de kalabalık aileyiz. Çocuklarıma da hitap etsin diyorsanız o zaman Knaus'un Südwind 540 FDK modeli tam da size göre diyebilirim. Sport modelinde bunu görmüştük. Bir de FDK modeline bakalım. O lükslüğü bakalım hissedebilecek misiniz siz de içinde? Knaus'ta en çok dikkatimi çeken şey, abi çok büyük kapı yapmışlar. Yani karavanların kapısı çok geniş, çok rahat giriş çıkış yapılabiliyor bu yüzden. İlk girdiğimizde burada çocukların eşyalarını koyabileceğimiz, çocukların diyorum çünkü bu karavan çocuklara daha çok hitap eden bir karavan. Çünkü buradan da göreceğiniz üzere direkt karavanda ranza mevcut. Evet, bu karavan ailelere hitap eden bir karavan diyorum. Çünkü burada ranzası var karavanın. Ranza deyip geçmeyin, gayet geniş bir ranzası var. Ancak ranzanın hemen yanında bu ısıtıcının olması bu tarafın daha çok sıcak, bu tarafın birazcık daha serin olmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Yani serinlikten kastım şu, açarsanız sonuna kadar karavan içi her tarafı sıcak olur. Yani bu karavanda üşümeniz imkansız, Avrupa karavanlarda özellikle. Ama burayı çok açtığınız zaman buradaki çocukların sıcaktan daha çok bunalacağını düşündüğüm için bu karavanda, özellikle bu tarz ranzalı karavanlarda Truma kombinin mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Normal alışık olduğumuz işte Fransız yatağı, FDK'da F'nin anlamına gelen Fransız yatak. Banyosu, tuvaleti burada mevcut. Lavabosu dışarıda. Dışarıda lavaboyu sevenler var. Şuradaki doku birazcık daha Südwind'e uygun olabilirdi. Yani normal bir plastik havası veriyor bana. Birazcık daha bunu lüks yapabilirlerdi. Çünkü Südwind diyoruz. Bir üst klasman diyoruz. O yüzden de bu karavanda Südwind, eğer mobilyasıyla biraz daha farklılık isteyenler bu karavanı tercih edebilir. Burada da su ibresini görüyoruz.
Bunu da artık panel yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu da Knaus modelinin 540 UE modeli, yani sportta gördüğümüzün Sweetwind modeli. Gene aynı şekil mobilyalar değişiyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir oturma grubu olmuş. Yani gel burada otur, vakit geçir diyor. Oturduktan sonra kumaşların sertliği, kaliteyi anlatıyor. Bu da İngiliz yatak. Burada koridorda İngiliz yatakların güzelliği şu. Koridorda yürüme imkanı sağlıyor size. Şöyle rahat adım atmak ihtiyacınızı, yani karavanda insan adım atmak istiyor belli bir süreden sonra. Bu karavanda da o var. Banyosu, tuvaleti aynı şekilde burada. Yani bildiğimiz modelin Sweetwind'i bir tık daha kaliteli diyebiliriz. Sweetwind'in 500 UE modeli. Gene bir İngiliz yataklı karavan. Az önce baktığımızın birazcık daha ufak boyutlusu. Geri kalan her şeyin aynı olduğu bir model. Çok fazla detaya girmiyorum. Zaten bildiğimiz bir model. Sadece olur da bu karavanı niyetlenenlerin şöyle bir dışını, içini görsün diye bütün karavanları tekrardan şöyle bir gösteriyorum. Evet, Knaus'un 500 FU modeli. Bu model Türkiye'de de çok tutulan bir model. Çünkü bu modeli Türk milleti seviyor. Direkt Fransız yatakla başlıyor. Yani burası ayrı bir yatak odası. Türk milleti ebeveyn banyosunun yatak odasında olmasını da çok seviyor. Türk milleti derken ben de aynı şekilde öyle. Direkt burada bir Fransız yatak var. Yani çok alışık olduğumuz, neredeyse her markada olan bir model. U oturma düzeni, ama şuradaki detay bu karavanın bir tık daha üst model olduğunu, yani Knaus'un üst model olduğunu gösteriyor. Vitrini, ondan sonra orada güzel bir ayakkabılık tarzında veya montluk, fortmanto tarzında bir şeyi. Ama burada benim dikkatimi çeken şey TV ünitesi, TV tutucu oldu. İlk defa gördüğüm bir TV tutucu. Mükemmel bir TV tutucu. Çünkü direkt televizyonu ortalıyor yatak odasında ve bu tarafta çok rahat izleme imkanı sunuyor. Böyle çevirdiğimiz zaman televizyon o tarafa bakıyor. Yani bu TV tutucusuna mutlaka para verilir, alınır diyorum. Buranın beyaz olması, yani ben mavi doku ile beyaz dokunun birleşimini çok seviyorum. Normal standart buzdolabı, mutfağının olduğu yer. Yani karavana yeni başlayanlar, iki kişi olup veya iki kişi artı bir çocuğu olanlar çok rahatlıkla bu karavanı tercih edebilirler. Çünkü gerçekten çok güzel bir dizilimli bir karavan bu. Evet, Knaus karavanları videomuz devam ediyor. Şimdi arkamda göreceğiniz karavan aslında benim başka bir markada kullandığım 40 günde bir kampta kalıp hiç sıkılmadan kaldığım bir model. Çünkü çocuklu aileler için çok rahat edilebilecek bir model. Hiç yatak yapma derdi yok. Banyosu, tuvaleti, her şeyle mükemmel bir karavan diyebilirim. Her zaman sizlerin de tercih edebileceğiniz bir model olabilir. Eğer çocuklu bir aileyseniz. Evet, Sweetwind 580 QS modelindeyiz. Şimdi bu karavanın içini hep birlikte inceleyelim. Gene içeri girerken bilmiyorum kamerada nasıl çıkıyor ama gayet geniş bir kapı ile birlikte içeri giriyoruz. Yani şu kapıya bakar mısınız? Gerçekten çok çok büyük. Burada çok güzel bir fortmanto yapmışlar. Bayıldım buraya. Bildiğiniz fortmanto, yani aynası vesairesi, hepsi bildiğiniz fortmanto. Hadi şimdi buradan da bir ayakkabılık çıksın bakalım. Yok, ayakkabılık olmaz. Yani bir tık daha geniş yapsalarmış bunu, tamamıyla fortmanto olacakmış. Güzellik şu, direkt bu karavanda burada ebeveyn yatağı. Gerçi şunun, fortmantonun olması burada şöyle bir eksi oluşturmuş. İnişi birazcık daha zorlaştırmış diye düşünüyorum.
Ama güzel de bir hava katmış. Ebeveyn yatağı direkt burada. Erken kalkan veya kalkmak isteyen burada direkt hiç yatağını herhangi bir yatağa müdahale etmeden yemeğini yiyebileceği bir oturma grubu. Burada da böyle bir C gibi, yani U değil de böyle bir C gibi, C'nin yarısı kalmamış gibi bir oturma düzeni bu Knaus'ta var. Benim gerçekten hoşuma giden bir model. Aynı şekilde mutfağı zaten standart. Sadece birazcık daha mutfak tezgahı bir tık daha ufak diyebilirim. Buraya geldiğiniz zaman burada ranzası, iki tane çocuğun çok rahatlıkla yatabileceği ranza. Şu aradaki korkuluk çok iyi düşünülmüş. Bu çıkabiliyor. Güzelliklerden bir tanesi de bu karavanda banyosu diyebilirim. Çünkü ayrı bir duşakabini var bu karavanın. Yani ayrı duşakabin olduğu zaman işte ben bu karavana yani banyolu karavan derim. Yani orada küçücük şeyde banyoda ne banyosu yapacağız yani. Evet, kapattığın zaman mis gibi duşakabin. İçerisi de mikadan yapılmış. Hiçbir şekilde su sızmaz. Burası da çukur. Valla güzel bir karavan. Ailece olacaklar için kesinlikle tavsiye edebileceğim bir karavan. Sadece bu karavan için de söylüyorum. Isıtıcıyı bu tarafta sadece böyle ısıtıcının olması, içeride homojen bir ısının veya burada yatan kişi sıcak, orada yatan kişinin bir tık daha serin olmasını sağlayabilir. Ben olsam bu karavanı alırken mutlaka bir boiler, özür diliyorum, bir turbo kombi taktırırım. Evet, çok süper modellerin başında gelen bir karavan olduğunu düşünüyorum. Çift dingilli ama bu sizi korkutmasın. Aslında o kadar da çok çok büyük duran bir karavan değil. Çift dingil olması ağırlık kapasitesinde artmasını gösteriyor. Evet, nedir bu karavanın modeli? Benim de çok merak ettiğim bir modeldi. 650 PXB modeli. Bu karavanın içine hiç girmedim. Ama internetten, videolardan çok takip ettim. Hatta siz bunu izlerken ben gene içine girmedim. Çünkü ilk izlenimlerimi sizle tarafsızca paylaşmayı düşünüyorum. Ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla, yani resimlerden, videolardan belki size de öyle gelecektir belki de. Çok 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 büyük bir karavan değil. Kaldırma kapasitesinden dolayı çift dingil takılmış. Ama beni benden alan çok güzel özelliklerin olduğu bir karavan. Şimdi içinde misafirler var. Ondan sonra da içine biz bakacağız. Evet, giriyoruz. Şöyle sizlerle beraber aynı gözle bakayım. Dedikten sonra hemen başlayalım. Arkadaşlar, çok 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 sevdiğim bir model. Çok çok sevdiğim bir model. Kocaman bir mutfak. Yani şu genişlik kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok geniş, çok büyük bir mutfak. Mutfak tezgahında çok yer var. Direkt raflar, büyük bir ev buzdolabı gibi buzdolabı, ayrı 3 sistem. Gerçekten çok geniş ya. Gizem, bu karavanı da sevdim. Yani buradan beni dinliyorsan söyleyebilirim. Bu karavanı da sevdim. İstediğimiz model, mutfağın önde olması, geniş olması. Çünkü Gizem yemek yapmayı seviyor, iyi de yapıyor. Bak, yağ da çekiyorum sana buradan. Güzel bir karavan. Bizi bizden alan özelliklerden bir tanesi de ve son karavanda test edip onayladığımız karavan. Bunda da efsane yapmışlar. Efsane yapmışlar arkadaşlar. Bu karavanda ada yatak var. Ada yatağa bayılıyorum. Mükemmel bir, rahat bir karavan. Ama bunda da ekstra uzun ve büyük bir ada yatak. Yani şuradan da baktığınız zaman şöyle bir sanki villa camını andıran bir görüntüsü var. Sadece şu koridor, bakayım şu masayı şöyle aldığımız zaman. Yok, koridorumuz da var. Yani koridordan fedakarlık yapmış olmuyoruz. Şurada bir televizyon ünitesi tarzında bir şey arıyorum aslında. Onu buraya koymuşlar. Ama oradakiler için de evet, oturma grubu da buradan rahatlıkla televizyonu izleyebilir. Ben bu karavanı çok beğendim. Yani ada yataklı olması, banyo tuvaletinin ayrı olması. Şu arka tarafı birazcık daha lüks yapılabilirdi. Yani aynı dokuyla devam edilmiş.
Bunlar ufak detaylar. Of of of, banyo. Banyo, bildiğin banyo yani. Mükemmel bir banyosu var. Kocaman. Şöyle kapıyı da kapattım. Oo, gerçekten çok geniş bir banyo. Çok çok rahat. Problemsiz. Banyoda da bayağı çok dolaba yer verilmiş. Yani bu karavanda oldukça fazla dolap var. Evet, bu karavanı sevdim arkadaşlar. Knaus Südwind 650 PXB modeli. Evet arkadaşlar, bugün Knaus'un tüm çekme karavanlarının modellerini inceledik. Zaten denk de düştük. Knaus'un distribütörü, Türkiye distribütörleri de burada. Kübra, Sercan ve efsane bir adam. Yani çalışkan, bazen Alman, bazen Türk. Burada da gurbetçi Türk. Burada da devasa uzun karavanı olan bir adam. Marka vermiyorum. Tabert olduğunu söylemiyorum. Kaç metre abi senin karavan? 9,5 metre. Ama çok rahat. Evet, Knaus'un çekme karavanlarının hepsini inceledik. Hızlı hızlı yenilikler neler var gördük. Şimdi diğer markalara doğru gidiyoruz. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.